Senden bugün güzel güzel tatlı tatlı temizlik yapacağız. Hemen şu usulunlarımızı bir kaldıralım. Tamam. Yalnız kimse şu gülleri konuşmadı. Evet. Şu güllerin tazeliği, kokulu, şu kadının kibarlığından konuşmadınız ya. Kıskançlıktan, hasetlikten. Değil mi? Evet. Kaç tane şöyle canlı gül koydu buraya? Masaya bile koymuyorlar. İkimiz bir fidanın güller açandalıyız. Sen benimle, ben seninle mutfakta harikalar yaratacağız. Geç abla, Allah. Geç gidelim. Gülizar abla, yalnız bu TV ünitesi burada çok büyük değil mi? Evet. Sen bunu nasıl siliyorsun be abla? Zor oluyor biraz. Abi yardım ediyor mu sana evi şimdi? Evet, yardımcı. Yani yoksa onu tek başına yapman imkansız. Tabii ki yardımcım, her Peki, zaman. Peki ben önce bir seni tanımak istiyorum. Birazdan süpürüp sileceğiz de. Gülizar abla, sen kimsin? Ne iş yapıyorsun? Evet. Eşinle nasıl evlendin? Yani Gülizar kim? Eşinin ismi ne? Ersin. Ersin. Kaç senelik evlisiniz? 20 senelik evliyiz. Nasıl tanıştınız peki Ersin abiyle? Düğünde. Yani annesi bizim köyümüzden zaten. Tamam. Düğüne gittiler. Anne ilgili onların annesi. Hayır hayır. Onun annesi de bizim köyümüzden onların köyüne gelin olmuş. Tamam. Oradan doğru tanışıyoruz. Düğüne gittiniz siz. Biz bir düğünde karşılaştık. Eşim bana bakıyor, bakıyor, bakıyor. Ben de gıcık oldum. Niye gıcık oldun? Niye bakıyor? Ne bu bakır? Tanımıyorsun çünkü daha önce değil mi? Şey, hani duydum. Hani böyle şey, teyzesini tanıyorum çünkü. Sonra şey, isteme hani ne denir ona? Düşünüyoruz, istemek istiyoruz falan gibi. Görücü gelmeye çalıştı. Ablam söylüyor. Diyor ki, onlar diyor çok iyi ailedir diyor. İster misin falan. Kısmetse olur diye bir kelime kullanmıştı mesela. Ben de böyle yaptım. Kısmet, mısmet olmaz. Ona herkes kendi hani fikri var, şeyi var. Kısmet kendi elindedir diye. Kadere bir, karşı koymaya çalıştı. Büyük bir laf ettim. Olmaz dedim. Sonra aradan bir sene geçtikten sonra... Yüzük taktık. Net bir buluşma, görüşme olmadı mı hiç? Nişan olmadan görüşüldü ama biraz görüşme... Ay. Peki sen Ersin abi, o zaman şöyle soru cevap gidelim. Hiç sen Ersin abiye işte görücü geldikten sonra bir oturup konuştun mu? Konuştuk. Çay kahve içtik. Evet, evet. Dedin evet. mi ya ben sana gıcık oluyordum, sen niye evet. bana düğünde bakıp duruyordun? Ne dedi sana? Yani öyle bir ısınma olduğu için onları geçtik. He. Sen de bayağı ısındın, evet. bunları falan hiç sormadın. Evet. Ve evet. kaç senelik evlisiniz şimdi? 20 sene oldu. 20 senelik. İki tane mi çocuğum var, bir tane mi? İki tane. İki tane. Kız erkek? Kızım 17 yaşında, oğlum 5 yaşında. Maşallah. Ne iş yapıyorsun? Daha önce bir evde çalışıyordun. Ben bir evde çocuk baktım. Onların sonra davet yemeklerine de yani büyük yemekleri oluyordu. Peki sen şimdi orada çocuk bakıyordun ya, senin çocuklara kim bakıyordu ikisine de? İşte o aralıkta babaannemiz sağ olsun, Allah razı olsun. Kayınvaliden, Allah razı olsun. Ki bir haftadır da onların yanında. Peki Gülsel abla, şimdi sen yapı olarak biraz sakin, içine kapanık birisin. Yani her zaman böyle kendini savunan biri gibi durmuyorsun. Evet. Ya da ne bileyim böyle biri sana bir şey dediğinde çat diye lafını veren biri değilsin anladığım kadarıyla. Evet. Ve ben kırmayayım. Kırmıyor ama çoğu zaman kırılıyorsun bence. Evet. Hani yetiştirilme tarzımızdan da olabilir. Hani çekingen kalıyoruz hani geride. Yani bak bugün hepsi Gülizar Hanım mesela Neslihan kalktı dedi ki Gülizar Hanım dedi yapamaz dedi. Evet. Hani yemek bilgisi yok dedi. Evet. Sen kalkıp ona diyemedin ki senin yemek bilgin vardı da ondan mı yemeklerin öyle olmuştu demedin mesela. Bunu ona deseydin ne olurdu? Üstüme yürürdü. Zaten hepsi kuşanıp gelmiş. Hayır yani bunu ona deseydin mesela bana öyle biri bir şey deseydi ben direkt derdim ki senin yemek bilgin vardı da ondan mı yemeklerin öyle oldu derdim. Bundan çekinmezdim. Çünkü ben haklı olduğumu biliyorum. Ama sen haklı olduğunu bildiğin halde gene kendini savunmuyorsun. Ama ben %100 ekran karşısında söylüyorum. Mutfakta çok güzel işler çıkartacağından eminim senin. Neyse sehpaları bir kaldıralım. Tamam. Şu iki tane tabutu ben bir ortadan itelemek Tabutu. İstiyorum Gülizar abla. Ersin Bey. Eyvah. Zoom yap. Aşağıda bekliyor ki hanımı seslensin. Bir şey lazım. Her şey yolunda. Merak etme. Temizlik güzel. Adamı aşağı dikmiş. Bir şey olursa buradan seslenecek. Görüyorsunuz. Evet camımızın önleri gayet güzel. Havada şöyle güzel bir açalım. Negatif elektrikleri de oldu. Evden bir gitsin şöyle. Ben hemen bir kola suyumu almak istiyorum dış ses. Deterjan kokusu şöyle salonu bir sarsın. Ne dedi söyleyiverdim Gülizar, Gülizar. En hamarat sensin Gülizar, Gülizar. Kadir ezil dile en hamarat sensin. Ah sen neymişsin Gülizar, Gülizar. Bugün seni şoşartacağım. Seni bugün abartacağım. Yere göğe sığdıramayacağım Gülizar abla.
gayet güzel. Kornişlerin arasında iyi. Buralarda örümcek ağ falan da yok. Yok, kapının üstü de güzeldi. Salon zaten, şu koltuğu da bir düzelteyim. Durun bakalım. Ya. Gülizar abla, senden dedikodu da yapılmıyor biliyor musun? Evet. Hiç. Mesela ben komşum olsa asla gideyim bir kahveyi de Gülizar'la bir dedikodu yapayım diyemem. İçimi bayar benim. Kadir, lokal olsa Gülizar Hanım'ı lokale çağırır mısın? Yok, çağırmam. Gülizar abla bir kenarda çayını alır, sadece yer ve kalkar. Bana bilgi vermez. Mahallede ne olmuş, kim ne yapmış sorduğumda... Ha, bilmiyorum ki, öyle mi olmuş? Olabilir. Duymadım. Yani dedikodu yok sende. Evet. Yok değil mi? Dedikodu yok. Geç, geç. Geç. Beni öldürdün. Öldürdün. Aldın mı benden? Gülizar abla gel. Evet, hemen şu bir halıyı kaldıralım. Sen çok kalın halı sevmiyorsun galiba. Yok, ince. Hemen rahat rahat silin süpüresi. Makinamızı açalım. Bunun filtresini ben dışarı çıkartmıştım. Gelin evet, koydum sonra temizlerim. Görmesinler diye. He, yok. Sen fincanlarını yerleştir abla. Ben sürekli temizliyorum onları. Evet, filtremiz pırıl pırıl oldu. Dediğim gibi yağ falan yoktu, temizdi. Sadece bitki çayı içmişler. Durmuş durmuşlar, kadının yarışmaya katılacağı gün komplo bu. Komplo. Aynı evde... annemin bulaşık makinesinin arasını almaması gibi. Peki Gülizar abla, hiç mi böyle mesela evden biri gidiyor ya, sinirini bozdu ama sen yüzüne karşı bir şey demedin. Çelik kapıyı şöyle örttün. Allah'ın cezası. Sade suya tarhan akıllıklı şey. Bir ton laf söyledi, kendi çok bir şey ya, biliyormuş. Ya sinirleniyorum evet bazen. Peki söylediğin en kötü cümle ne yani mesela, arkasından konuştun? Kapıyı kapattın. Gıcık falan. Gıcık mı? Ya. Gıcık. Gıcık. Aa, seni kötü çocuk diye bağır. Gıcıkla için soğuyor mu? Soğumuyor. Mesela ben onu böyle bir ters düz ediyorum kendimce. İçin dışına çıkartıyorum daha. Oo! Köfte gibi kızar, biber gibi patla, elin ayağın ters dönsün. Bir gözün o tarafa, bir gözün bu tarafa baksın. Ne bileyim, tencereye sönsün. Kendi kendime sinirimi, hırsımı almak için demiyorsun. Gülizar Hanım, rakiplerinizin en çok hangisinden haz etmiyorsunuz? Ya gıcık şey anlamında yani. Sinir bozucu. Evet, sinir bozucu. Kim sinir bozucu bu hafta mesela? Neskihan hani şey... Ay, Şükür ağzından bir tane dedikodu var. Gereksiz konuştuğu için yani yorum yaparken... Tam tersi olayları farklı yönlere çekiyor. Yok kolunu dirseğini koydun, yok köylü elbisesi giydin falan filan. Yani muhabbet farklı. Yani lafı başka, hırsını başka şekilde almaya çalışıyor. Yani bence öyle... de yersizdi zaten onun. Neyse sus bak, ilk defa kötü bir şey dedi. Peki Gülizar abla hazır mısın? Hazırım. Etabımız var biliyorsun. Evet. Burada azimli olman lazım. Senden büyük bir hırs bekliyorum. Çünkü iki fazla puan alacağız. Bir de şansın biraz azaldı herkes yaptığı için. Evet. Yani senin bugün en iyisini yapman lazım. Hazırsan biz gidelim. Birazdan etabımızla karşınızdayız efendim. Gülizar Hanım'ın performansını ben de merak ediyorum. Buyur abla. Tamam. Sizi gıcıklar. Sizi gıcıklar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.